Günaydın arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Ömer süper zamanki gibi şu anda kamerayı görünce gülümsemeye başladı değil mi anneciğim? Şimdi ben Ömer Yusuf'un karnını doyurdum. Değil mi annem? Evet, teyzemiz de bizde bugün. Şimdi kahvaltı hazırlıyoruz. Şöyle tostumuzu yapıyoruz. Tost kolay oluyor arkadaşlar. O yüzden ben çok fazla tüketiyorum, yani sık tüketiyorum. Kolay, hemen ekmek, kaşar peyniri yeter. O yüzden sık sık yapıyorum. Burada suyum var. Şöyle. İçerisinde bir yemek kaşığı sirke ve limon var arkadaşlar. Onu içeceğim. Kahvaltıdan önce içiyorum. Yağ yakımını hızlandırsın diye. Burada da çayımız demleniyor. Bugün buzdolabı için gelecekler. Şu buzdolabı bizim emanet buzdolabı, yani buzdolabını yapmaya götürdüler sorunu bulmak için. Bakalım ne olacak? İnşallah çözüm bulunmuştur diye ümit ediyorum. Gördüğünüz gibi şöyle küçük bir dolapla idare ediyorum bir haftadır. Ve bugün geleceğini ümit ediyorum. İnşallah gelir ve düzgün bir şekilde gelir yani. En azından bir 2 yıl daha götürsün beni. Hani yeniydi çünkü dolabım. Yani bununla idare ettim arkadaşlar. Şöyle eski sistem buzluk yani. Şöyle göstereyim hemen. Malzemelerim çoğunu da anneme verdim yani orada. İdare eten bunları böyle yerleştirdim. Bakalım inşallah gelir. Ömer Yusuf teyzesiyle oynuyormuş. El salla anneciğim. Bay bay yap. Bay bay yap annem. Bay bay. Aferin anneciğim. Evet arkadaşlar, buzdolabı için geldiler. Getirdiler yeni, yani önceki buzdolabını getirdiler. Ben de şimdi içini sileceğim. Zaten raflarının hepsini yıkamıştım götürdüklerinde. Şöyle karbonatlı su yaptım. Normal suyun içerisine karbonat döktüm. 2 çorba kaşığı kadar. Şöyle bezimle sileceğim şimdi içini, dışını. İçini sadece karbonatlı suyla sileceğim arkadaşlar. Herhangi bir kimyasal kullanmayacağım. Dışını da sirkelimle, cifin doğal sirkelimini almıştım. Hemen onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok güzel, gerçekten çok etkili. Şöyle göstereyim. Doğanın gücü. Mutfak için olanından aldım. Çok güzel kokuyor. Cif kokusu da var ayrıyeten. Bunun dışının için kullanacağım, buzdolabının dışında. Ama içerisine hani zarar vermesin diye, kimyasal sonuçta yiyecek içecek kullanıyoruz. Ne kadar doğal da olsa bunu içerisinde kullanmayacağım. Doğal diyor ama kimyasal vardır elbet. Şimdi her tarafımı silelim. Buzluk kısmını da sileceğim. Önce buradan başlayayım. Sonra yerleştirelim. Arkadaşlar şu alt kısmı bayağı bir kirlenmiş şuralar. Çünkü buzdolabı gelmeden önce bozulduğu için 2 gün bekledi bu şekilde. Yiyecekler içerisinde aktı çoğu. O yüzden bayağı bir sızma yapmış yiyecek kalıntıları. Şuraları görüyorsunuz zaten. Kenarları falan bayağı bir kirli. Onları şimdi sileceğim. Üst kısmını sildim zaten, hallettim. Üst kısmı temizlendi. Orada çok fazla yoktu ama burada sebze meyve olduğu için bayağı bir artıklar hep kenarlara akmış. Şimdi hemen onları da temizleyelim hızlıca, sonra yerleştirelim. Thank you.
içini temizledim tamamen. Rafları da yerleştirdim. Biraz yerleştirmesi zor oluyor. Şöyle buzluk kısmını da bu şekilde hallettim. Buzluğumda zaten pek fazla bir şey yok annemlerde. Birazdan dışını sileceğim. Öncesinde kahve molası veriyoruz. Kardeşim kahve yapıyor şu anda. Yani içtikten sonra dışını temizleyeceğim arkadaşlar. Dışı da bayağı kirlenmiş orada sanırım. Daha çok kirlenmiş. Şöyle görüyorsunuz zaten. Bayağı leke olmuş. Onları temizleyeceğim. Şimdi kahvemizi içelim. Evet, kahvemiz de pişiyor. Bu arada Ömer Yusuf'a yoğurt çorbası yaptım. Burada hazır. Onu yaparken biraz taştı şöyle kenarına. Soğuyunca onu da sileceğim. Şimdi kahvemizi içelim. Sonra görüşürüz. Evet, dışını da sildim. Cifle gayet güzel oldu. Cif sprey. Arkadaşlar normal cif değil. Gördüğünüz gibi bayağı bir parladı yani. Şöyle yanlardan da tepesini falan her yerini sildim. Bir saat sonra falan çalıştıracağım. Bakalım inşallah sıkıntı olmaz. Düzelmiştir inşallah. Gerçekten artık bu dolap beni çok yordu. Tekrar sizlerle paylaşayım şunu. Bununla sildim arkadaşlar dışını. Gerçekten çok güzel temizliyor. Kokusu da çok güzel. Hiç rahatsız etmiyor nefesinizi. Kesinlikle tavsiye edeceğim bir ürün. Şu an Migros'ta indirimdeydi. Ara ara takip edin. İndirime girince 2 tane alabilirsiniz. Tanesi normalde 20 lira falan. Ben 10 liraya aldım. Migros'ta indirime girmişti. Gayet uygun ve güzel bir ürün. Banyo için olanı da var. Ben banyo için diğer Cif'in Power Shine olandan aldım spreyinden. O yüzden mutfak için hani mutfakta yemek yeniyor falan diye daha doğal olması için bunu aldım. Banyo için o kadar önemli değil sonuçta, kimyasalla temizlemek daha aslında doğru banyoyu. Kirleniyor çünkü banyo. Bunda karbonat da var içerisinde. Limon ve karbonat zaten çok iyi dezenfekte ediyor her yeri. Sizlere tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, temizliğim bitti. Buzdolabı temizleyeyim. Burada da fesleğen soslu makarna değil, pardon, tavuk yaptım. Dil alışkanlığı işte. Bunu nasıl yaptığımı hemen söylüyorum sizlere. Paylaşamadım yaparken çünkü Ömer Yusuf uyumadı bugün hiç. Tavuk pirzolaları kemiklerinden ayırdım. Zaten küçük kemiği oluyor sadece. Küp küp doğradım. Kuşbaşı şeklinde. Zeytinyağında iyice suyunu çekene kadar kavurdum. Daha sonra üzerine beşamel sos yaptım arkadaşlar. Beşamel sosta bir su bardağı süt, bir su bardağı su ve 2 yemek kaşığı unla. Unu önce kavuruyorsunuz tereyağı veya zeytinyağında, fark etmez ne isterseniz. Ondan sonra üzerine sütü ekliyorsunuz ve karıştırıyorsunuz. Fesleğenleri de böyle ince ince doğradım. Ondan sonra pişirdim az bir şey. Tuzunu falan atıp karıştırdım. Şu an dinleniyor. Gayet lezzetli görünüyor. Bakalım tadacağız. Tadınca inşallah beğeniriz. Birazdan Mehmet gelir. Sonra yemeğimizi yeriz. Evet arkadaşlar, bir günün daha sonuna geldik. Bugün yorucu bir gündü yine. Bayağı yoruldum çünkü Ömer uyumadı bugün. Sürekli peşinden dolaştırdı beni. Ayrıca buzdolabıyla uğraştım bayağı. Yemekle uğraştım derken gün bayağı yorucu geçti. Çamaşır falan yıka, as. İşte ütüledim. Az önce de ütüleri yaptım. Bir de çok sıcak. Yani insan yanıyor yazın. Daha zor oluyor ütü yapmak gerçekten. Ben çok biriktirmiyorum zaten. Çamaşır yıkadığım zaman beyazları ve renkleri hemen ardından ütülüyorum kuruduktan sonra. Yoksa birikince benim için çok zor oluyor çalıştığım için. Bu şekilde idare ediyoruz arkadaşlar. Şimdi sizlere veda ediyorum. Ömer Yusuf uyudu şu an çok şükür. Yani Mehmet uyuttu artık. Ne diyeyim yani, ben bugün hiç uyutamadım çünkü Ömer Yusuf'u. Uyuduysa da 10 dakika 15 dakika sonra uyandı mutlaka. Şimdi Mehmet uyumuşken kardeşimle biz de film açıp izleyeceğiz inşallah. Ömer Yusuf uyanmazsa, ki artık bugün hiç uyumadığı için muhtemelen uyanmayacaktır. Burada sizlere veda ediyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.